İyi akşamlar değerli izleyenler. Diyanet TV'de yayınlanan Medya ve Din programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün sahneleri aşıp radyo ve televizyonlarda da yayınlanan tiyatroyu konuşacağız. Tiyatro sanatıyla dini mesaj verilebilir mi? Güldürü türüyle veyahut da eğlence formatındaki tiyatro oyunlarında dini veya manevi değerler aktarılabilir mi? Bu sorulara Tiyatro Külliyen kurucu ve oyuncusu Osman Doğan ile birlikte Cevap arayacağız. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Öncelikle ben bir etkinliğinizden söz etmek istiyorum. Yurt dışında katıldığınız bir etkinliğin akışı şöyleydi: Kur'an-ı Kerim tilaveti, ardından dini sohbet, ardından da tiyatro. Evet. Normalde alışık olduğumuz bir etkinlik akışı değil bu. Genelde işte dini Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılır, ardından sohbet yapılır, sonra dini müzik icra edilir. Evet. Ama sizin katıldığınız etkinlikte sonunda tiyatro vardı. Bu neyin göstergesi? Bir değişimin göstergesi sayabilir miyiz bunu? E, sayabiliriz. Antalya'da bir e, oyunumuzdan sonra e, 70 küsur yaşında bir emekli müftümüz geldi. Şeydi ya ben son zamanlarda gençler işte büyükler beni niye bizi niye eskisi gibi dinlemiyor? Acaba bir itikadi bir değişim mi oldu diye düşünüyordum dedi ama şey fark ettim bir dil değişmiş dedi. Yani artık e, bir öğrenciyi bir rahle alıp karşımıza oturtup bir şey anlatamıyoruz. Çünkü Yeni bir şey var, yeni bir dil var. E onu yakalamamız lazım. Ortak neyi, nasıl buluşabiliriz? E sizin oyun çok güzel olmuştu. Biz mesela üç oyunumuz var. Biri namazı, biri Kur'an-ı Kerim, biri imanı anlatıyor. E güldürüyoruz da. Epeyce güldürüyoruz hatta. E çünkü Necip Fazıl'ın, üstadın çok güzel bir sözü var. Tiyatro diyor bir an için oynanır diyor. O ana hazırlarsınız. Bir andır, bir üç dakika, iki dakika, belki bir cümle. Ee, o kelimeyle cümleyle o kişinin bütün hayatı değişebilir. Dokunabilirsiniz ona. Ee, biz de böyle yapıyoruz. Önce işte güldürerek güldürerek o ana hazırlıyoruz. Bu da çok tercih edilen e, bilinen bir yöntem olmadığı için de e, insanlar denedikçe birbirlerini anlattılar. Böyle derken kulaktan kulağa e, Malatya'dan başlayıp Berlin'e kadar giden bir serüvenimiz oldu. Peki bu serüven İlerleyebilir, biz mi? Nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? E, i̇lerleyebilir çünkü e, gençlere çok güzel bir şey dil yakaladık. Yani genç e, dini bir konuyu işte, dinlemek istiyor ama e, dikkat, algı süresi çok düşük, çok hızlı bir şekilde sıkılabiliyor, kopabiliyor. E, biz ilk e, ziyafet sofrası oyunu yaparken e, ilkin e, çok yoğun işte dini mesajlar oyun içerisinde yerleştirdik, şeyi fark ettik. Çok çabuk dikkat dağılıyor. E, biz şimdi e, e, ziyafet sofrasında aslında Efendimizin pe, e, namazın bir ee, ...sadece sorumluluk değil bir ihtiyaç olduğu mantığını anlatmak istedik. O Bedir Savaşı'ndaki o cemaatle namaz kılma hadisesini oyunu öyle bir yerine getirdik ki... ...90 dakikanın belki 75 dakikası gülüyor o izleyici. Ama bir anda o gelen şeyde aslında bir anlamda artık bizi özümsüyor, bizle e, güzel bir iletişim kuruyor. Sonra bizim anlattığımız şey onda çok daha tesirli kalıcı bir bağ oluşturuyor. E, bu güzel bir tat bırakıyor yani dini bir şey izliyorsunuz ama çok gülüyorsunuz, çok eğleniyorsunuz. Böyle bunu renkli bir şekilde sunmak da dediğim gibi farklı bir tat bıraktığı için böyle şu an ziyafet sofrası 400. oyuna yaklaştı. Hatta bu pandemi olmasaydı 400'ü geçiyordu. Normalde bir tiyatro oyunun ömrü 40 oyunda biter ortalama. İki sezon en fazla gider. Ziyafet 7, sezondur gidiyor ve 400'e geldi. İnşallah daha da gideceğini göstergesi düşünüyoruz. Peki. Osman Bey bir diğer sorum Yine bir etkinliğinizle ilgili. En Büyük Haber e, isimli bir tiyatro oyuncusunun basın evet. bülteninden bir parça okuyacağım müsaadenizle. Tiyatro tanıtırken şöyle ifade ediliyor. Manevi mesajlara verirken aynı zamanda mizahın güçlü dilini kullanan oyun izleyiciyi sıkmadan yüksek bir tempo ile farklı bir atmosfere taşıyor evet. diyor. Zor değil mi manevi mesajları güldürüyle anlatmak, evet. güldürerek anlatmak, eğlendirerek anlatmak? çok zor. Yani bıçak sırtı bir konu aslında ve siz bunu yaparken oraya halel gelmeden anlatmanız gerekiyor. Yani en büyük haber oyunu dikkatli izlediğiniz şey görülecek. Oyunun yüzde kırkı meallerden oluşuyor aslında. Oyun da zaten bunu anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim bize ne anlatıyor? Bunun bir konuşan bir kitap olduğu mantığını biz nasıl anlatabiliriz? Bu dert üzerine aslında kurulmuş bir oyun. Ama tabii öyle bir çizgi var ki bazen bazı oyunlarda Öngöremeye biliyoruz. İzleyici düşündüğümüzden çok daha fazla gülüyor. Bu sefer biz oyunu yavaşlatıyoruz. Çok organik bir şekilde ilerliyor. Çünkü çok fazla gülmesi de bazen kontrolü kaybetmemize sebep oluyor. Bir oyunda yaşadık onu. Zahiren çok keyifli bir şey çünkü her hareketinizde izleyici gülüyor ondan sonra ama bir sonrakinde drama geçtiğiniz zaman yine izleyici bu sefer frenleyemiyorsunuz çünkü iyi bir temperaman yakaladınız ve böyle gidiyor. Bunu e, organik olarak tutmaya çalışıyoruz. Hani e, belli bir şeyin altına düşünce de bu sefer tabii dağılabiliyor izleyici, dikkati dağılabiliyor. Özellikle genç izleyicilerimiz bu anlamda dediğim gibi çok daha hızlı bir şekilde el telefona gidebiliyor. Hani 90 dakika boyunca o elin telefona gitmemesini sağlıyoruz. O da dediğim gibi pimpon topu gibi tik tak tık tak sürekli bir tempo e, ve aynı zamanda o e, çizgilere dikkat ederek yapmaya çalışıyoruz. E, bir yandan da yani biz mesela oyun sürecinde bek belki yanlış telaffuz olabilirim. Nuaym bin Amr e, Ashab-ı İkram'dan e, o sahabimizle tanıştık. Ben o vesileyle hani dedim acaba bu biz bu konuları anlatırken renkli keyifli bir dille anlatamaz mıyız? E, efendimizin özellikle moralin e, kötü olduğu, hasta olduğu zamanlarda Nuaym'ı mescide davet ettiği bizim şu anki e, tabirimizde tabiri caizse meddah olarak aslında orada bir sunum yapıyor anlatıyor hem asabı güldürüyor onunla da çok meşhur şakaları var e, izleyicilerimiz belki araştırırlar bu yayından sonra o da bize bir referans oldu aslında böyle de anlatabiliriz gördük hani işin bir de bu yönü daha renkli sıcak yönüyle e, yaklaşmak kalplere dokunmak istedik e, dediğim gibi zor ama e, inanılmaz da keyifli çünkü gelen yorumlar eee bizi gerçekten bazen çok sarsıyor. Yani bizim oğlan sizin oyundan sonra namaza başladı biliyor musunuz diyor. Şimdi dini bir oyun desek gelmeyecek çocuk belki de diyecek ya sıkılacağım bu oyundan. Komedi dediğimizde insanlarda yanlış algılanabiliyor. Acaba komedi derken nasıl bir şey yapacaklar? İkisi harmanlandığında bu sefer herkes merak ediyor. E, o meraklarını da karşılığını vermeye çalışıyoruz. Osman Bey soruyu biraz daha genişletmek istiyorum ben müsaadenizle. E, tiyatro ülkemizde gereken ilgiyi görmüyor diye sürekli bir serzeniş vardır malumunuz. Evet. Ee, öncelikle buna katılıyor musunuz? Bu birinci sorum. İkincisi de e, tiyatro ile dini mesaj verdiğiniz zaman buna olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tiyatroya olan ilgi düşüklüğü ile bunun bir, arasında bir bağ var mı? Nasıl değerlendirirsiniz bunu? İlkini cevaplayayım. Bir, evet bir öyle bir ön yargı var. Çünkü hep tiyatrocular açtır. Ee, böyle işte bu sanatla uğraşanlar bir şekilde niyeyse hani Dikiş da dair bir şey var. Tabii bu ben evlenirken de, hatta kız isterken de karşıma çıktı. İşte tiyatrocuyum işte ama işte evlenmek istiyorum bir yandan. Ee, sonra Allah'tan Avrupa'dan aldığımız çikolatalar orada hayatımızı kurtardı. Ee, fındıklı çikolatalarla. Sonra şey oldu bu adam Almanya'ya gittiğine göre demek ki bunun işi güzel. Sonra e, yani bu, bu algı önce kırmaya çalışıyoruz. Siz iyi bir iş yapıyorsanız düşün biz çukurca da oynuyoruz. Bizi Stockholm'den arıyorlar. Ya işte çok hoca kaymakam şeyinde gördük. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Biz işte şu dönem davet etmek istiyoruz sizi. Ee, i̇şte işte Mevlid-i hafta haftasında misafir etmek istiyoruz sizi. Olur diyoruz. Yani e, çok hızlı bir şey var etkileşimler. Eğer e, işiniz güzelse ben inanıyorum ki ne olursa olsun mutlaka bir karşılık bulacaktır. Ve biz özellikle son yakın zamanda çıkan o, tiyatro ile ilgili şovlar bizim işlerimizi daha da düşürüyor. Hani Televizyona ilgi olur ve tiyatroya olan ilgi azalır zannediyorduk. Tam tersine bir merak oldu. İzleyici sayımız da arttı. Son 10 yılda çok ciddi bir değişim var izleyici sayısında. Bir anlamda da e, mütedeyim bir camianın tiyatroyla tanışması, e, hemhal olması, ön yargılarını kırması anlamında da güzel bir dönem oldu. Çünkü e, o söylediğiniz ikinci soru aslında bir yerde değiyor. Çünkü... Genellikle izlediğimiz oyunlarda argo, müsteşenlik, küfür işte bu tarz birçok unsur e, dindar bir insanın tiyatroya gitmesini engelliyor. Yani bu akşam ailece ben e, bunu izleyemem diyece bu ön yargıdan dolayı. E, hatta yargı bu böyle bir e, hakikat var maalesef. Biz de hani yaptığımız işlerde hiçbir şekilde bunların en ufak bir şekilde e, tenezzül etmiyoruz, yaklaşmıyoruz. Çünkü elimizde çok ciddi malzeme var. Biz yani ziyafet sofrası inşallah izlersiniz. Sadece... Yani camide yaşadığımız hadiseler üzerine bile çok keyifli diyaloglar çıkarız. Hacabilerle olan diyaloglar, işte mahallede olan diyaloglar, Ramazan diyalogları. Yani elimizde çok ciddi bir şey var, malzeme var işlemek için. Bu anlamda dediğim gibi yani karşılığını buluyor. Çünkü insanların çok tatmadığı bir şey. Bir de bir şey var yani dini dinlemek istiyor ama yadırganma ihtimali var. Tiyatroda sadece cami cemaatine değil tüm herkese hitap ediyoruz. Yani her dünya görüşünden insan bizi izleyebiliyor. E bu belki bir hocaya ya da işte işin ehli birine danışmakta zorlanan biri bizimle beraber bir cesaret buluyor oyunu izlediğinde. Bu, bu açıdan bakıyor. Yani bir hanımefendi bir fotoğrafın altı oyunun fotoğrafın altına yazmıştı. Yani bu bir oyunda bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum ama bu kadar güldüğüm bir oyunda da hayatımla ilgili böyle ciddi bir karar alabileceğimi düşünmüyordum diye işte yazmıştı. Sonra özelden konuşmuştuk. Yani bu da şey oldu biraz daha hani daha böyle özel bir iletişim oldu bizde izleyici arasında. Yani Genellikle temaslarınız olumlu yönde temaslar ama hiç böyle eleştiren veyahut da oyun oynarken sahneyi terk eden daha doğrusu oyunu terk eden evet. tepkilerle karşılaştınız mı? Karşılaştık yani her oyunumuzda şimdi biz diyorum sahnede bir şey anlatıyoruz ve anlattığımız oyunun ciddi bir dini motivasyonu var. Yani dergahta geçen bir komedi oyunu yani şey mütedeyim bir kitle bundan çok tedirgin oluyor. E diğer tarafta çok tedirgin oluyor. Şimdi sahnede din mi anlatacak bunlar deyip bir ön yargıyla geliyorlar ama o kadar ilginç hadiseler, hikayeler de denk geldik yani o kadar farklı dünya görüşünde insanların kuliste bizim misafir olmaları gelirkenki anlattıkları ön yargılar. Ha yine bir Yüzde iki yani her oyunda bir iki tane izleyici böyle bir şeyimiz var. Hani firemiz olabiliyor. Ee, bazen işte sarıklı cübbeli birini sahnede gören biri salon terk edebiliyor. Ee, o tarz hadiselerde yaşıyoruz ama dediğim gibi çok çok istisna. Hani her oyunda olmayan ama yine arada beklediğimiz bir şey. Ee, ama sonuna kadar izliyorsa izleyici ha diyor başka bir şey yapmışsınız diyor. Yani 90 dakika sabretmesi lazım oyunda izlemek için. Peki Osman Bey. E Konuyu biraz daha farklı bir alana getirmek istiyorum ben. Televizyonlarda görüyoruz kimi kanallarda ee, tiyatro oyunu sahneleniyor ve orada zaman zaman kullanılan karakterlerde işte ya takkesi oluyor ya dini bir tespih oluyor ya dini bir simgesi oluyor evet. bir oyuncunun. Ve genellikle e, dalga geçilen, e, alay edilen karakter oluyor o. Bunun etkisi ne olabilir izleyiciye? Sizin tecrübeleriniz alabilir miyiz evet. bu konuda? Yani aslında Yeşilçam'ın maalesef böyle bir kötü bir hediyesi oldu bizlere. Yani e, hizmetçi genellikle başörtülüdür. Ve başörtülü ise genellikle ya babaannedir. Yani sosyal hayatta çok karşılaşmayacağımız tipleri oluyor. Bilinçli olarak yapılan bir şey. E, bunun şeyini yaşıyoruz acısını. Toplum olarak yaşadık. Büyük bedeller ödedik hatta. Biz işte şu an bir sanatçılar olarak da şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Ben yani namaz kılan ve tiyatro yapan bir adamım. Yani bu olabilir niye olmasın. Ama hani bu işimle beraber... E, benle çok ayrı farklı dünya görüşten insanlarla da çok rahat görüşebiliyorum. Özellikle e, Kulis Tiyatro diye bir dergimiz var. Bu dergi vesilesiyle e, genel eğitim ve sadece tiyatro konuştuğumuz bir dergi. Şimdi EK1'in takımdan insanlarla işte iyi popüler sanatçılarla görüştüğümüzde e, mesela eşim dergin yayın yönetmeni e, başörtü bir hanımefendiyle karşılaşmayı hiç beklemiyor mesela. Yani e, sonra şey ha diyor normal normal bir şey olduğunu fark ediyor. Çünkü artık medya bunu o kadar anormal bir şekilde sunmuş ki yani başörtülü birinin bir dergin yayın yönetmeni olma ihtimali bir tiyatro dergisinin çok çok zayıf bir ihtimal. Hatta öyle bir şey yok deniyor. Bu şokla karşılaşınca onunla ilgili bir önyargı da kırılıyor. Ve yani bakıyor gülen komik adamlar bunlar ama aynı zamanda namaz kılıyorlar. Çünkü onların da zihninde şey var. Yani dindar dediğimizde maalesef kaşları çatık işte ee, hani insanları çok sevmeyen, sevimsiz bir tip hep Yeşilçam bize anlattı. Biz de bunu tam tersini anlatıyoruz. Aslında esas komedi bizde diyoruz. Bizim hayatımızı gördüklerinde de e, bu sefer o dünyanın e, madalyonun farklı bir boyutunu görmüş oluyorlar. Peki Osman Bey, e, karşılaştığınız sorunları konuşmak istiyorum ben biraz da. E, dini mesaj verme kaygısı olan bir tiyatro oyununda ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Bu sorunları açmak için neler yapılabilir? E şöyle yani e, her belediyede sahne alamıyorsunuz. işte isim vermek gerekir mi bilmiyorum ama İstanbul'da beyaz belediyeler mesela size otomatikman sahne vermiyor. İşte bazı belediyelerin, büyük şehirlerin listesine giremiyorsunuz. Çünkü belediyede şeyden çekiniyor ya bu bunların dini motivasyonu var bu oyunların. Biz biraz daha genel daha seküler e, oyunlar seçelim. Bize bazen kızıyoruz. Yani sonuçta size oy veren veya vermeyen insan bu şehirde yaşayanların bir kısmı da bu dünya görüşünden insanlar. Bu maalesef dediğim gibi bu böyle bir oyun e, tarzı seçmemizin bize ciddi dezavantajları da oluyor. Bir defa memleniyorsunuz, yani bir dizi, sinema, filminde oyuncunuzun rol alabilme ihtimali bile düşüyor. E, çünkü maalesef böyle kodlanıyorsunuz artık. Tırnak içerisinde dindar ya da dinci işte ekip şeyi oluşuyor. Ha biz e, açıkçası bundan rahatsız mıyız? değiliz yani. Çünkü yaptığımız şey belli ama e, tabii bu dezavantajları bazen zorluyor mu? Salon kiralarken yaşıyoruz, e, haberimiz işte basında çıkarken zorlanıyoruz. Yani orada işte çilekli turtalı bir oyun yapsak böyle e, biliyoruz ki işte şu 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 sanat e, sayfalarında çok daha rahat yer alacağız ama şimdi Kur'an-kerim'in ı içinde geçtiği bir oyunu herkes haber yapmak istemiyor. E, Avantajlar olduğu gibi çünkü bir, bir cami yanında susadığı beklediği aradığı şeyi bir an bir yerde de sonuçta bunun, bu tiyatron kodlarını koyan ve hala işte köşe başlarını tutan insanların da sevmediği bir şey yapıyorsunuz. Bu sefer bazı yerleri size yaşam hakkı vermiyorlar. Ama diyorum ya enteresan şeyler oluyor. Yani Norveç Büyükelçisi'ne mail attım bir gün dedim dönmez nasıl hani e, diye Oslo'daydım. Baktım hemen geri dönüş yaptı. Ya Yaptığımız işleri onlara anlattık. Biz burada salon bulabilir miyiz dedik. Oradan Stockholm'e geçtik İsveç'te. Yani bir yerde bir sıkıntı olunca 28 Şubat'ın bendeki en büyük şeyi olur ya. Ben o dönemin imat mezunlarındanım. Zorlayınca bu sefer başka çözüm yolları arıyorsunuz. Aslında bu sefer daha, daha orijinal şeyleri sizi yönlendiriyor. Yani kötü ev sahibi insan ev sahibi yaparmış mantığı. Bu sefer bir baktık şeydeyiz yani biz Berlin'deyiz. Lahide sahne alıyoruz yani. Evet belki işte Beşiktaş'ta sahne kiralayamıyoruz ama e, Lahide anlaştığımız bir yer var. Yani ben sadece şey diyorum Malatya'ya gitmekten daha kolay Lahide'ye gitmek. Çünkü Sabiha'dan biniyoruz. iniyoruz, bizi alıyorlar. Hani Burada Malatya'ya giderken daha çok zorlanıyoruz dekorla giderken. Bu sefer başka bir şey bize öğrettiler. Ama zorlukları yok mu? Maalesef var. Nasıl çözülür, nasıl aşılır? Biraz herhalde iletişimle. Çünkü onlar bizi tanıdıkça, biz onları tanıdıkça birbirimizden çok da ürkmememiz gerektiğini görüyoruz. Böyle böyle aşılacak diye ümit evet, ediyorum. Peki son dönemlerde pandemi süreciyle tiyatro oyunları durdu neredeyse. Evet. Sahne alamıyorsunuz uzun zamandır. Radyo tiyatrosuna aktarıyorsunuz bildiğim kadarıyla evet. bir oyununuzu. Ee, bu nasıl bir ihtiyaç? Yani sadece pandemiden kaynaklanan bir ihtiyaç yoksa insanların radyodan radyo tiyatrosu duyma ihtiyacının bir sonucu mu bu? İkisi de diyebiliriz aslında pandeminin bize hediyesi bunlar. Yani e, az önce belirttiğim konu gibi yani bir şey bizi zorlayınca başka bir şey keşfetmeye başlıyoruz. E, oyunlarımızı radyo tiyatrosuna uyarlayabilir miyizdik? Önce nasıl ezberimizde oyunlar çıkıp radyoya gittik fakat baktık öyle değilmiş radyo tiyatrosunun farklı motivasyonları var. Çok ilginç parametreler var yani orada işte birine örneğin silah çektiğinizde bunu betimlemeniz lazım. Birine çay uzattığınızda hani elindeki sıcak çayı bana uzatabilir. Bu sefer tiyatroda kullanmadığımız birçok terimi de şeyin içerisine katmış oluyoruz senaryoya, metnine. Ee, hani ne oldu? Bu sefer farklı bir kitleye ulaştık. Yani belki tiyatro gelemeyen ama her gün trafikte kalan izleyiciler bizi, dinleyiciler bizi bulmaya başladı. İşte bazı sosyal şey sayfalar var hani aplikasyonlarda 3-4 kişi aynı anda canlı yayına konuk olup mesela oyunu çektik ziyafet sofrasını bir de dijitalini hazırladık mesela. O da ilginç oldu. Aslında dijital bu işin doğasına uygun bir iş değil. Bu demode bir sanat tiyatro. Modern bir şey yaptığınızda ters olabilir ama ne oldu bu sefer? Ben konuşurken ben ekranda büyüyorum. Öteki küçülüyor böyle. tatlı bir iş çıktı. Yani bu dönem bizi farklı şeyleri de keşfetmemize vesile oldu. Çünkü yoğunluğumuzdan dolayı açısı vakit ayıramıyorduk. Çünkü bir gün Çukurcu'ya gidiyoruz, dönüyoruz oradan Mersin'e işte Londra'ya. Böyle olunca birçok şey yapamıyorsunuz. Sakin dönemde de bunları yapma imkanımız oldu. Peki Osman Bey zaman zaman Müslüman medyası kavramını duyarız. Evet. Rasim Özdenören da bu konuya temas eder. Kitaplarında, yazılarında. Müslümanca Medya'yı konuşuyoruz ama Müslümanca tiyatroyu pek konuşmuyoruz biz. Evet. Müslümanca tiyatro yapmanın olanakları nelerdir? Sınırları nelerdir? Sorunları nelerdir? Ya Müslümanca tiyatro yaptığınızda işte az önceki gibi salon bulma sıkıntısı gibi bu sefer izleyici bulma e, ve e, oyuncu bulmada bile zorlanıyorsunuz. Yani ben 2009'da bir oyunumuzda işte karakterin başörtülü olması gerekiyor. İkna edemedik. Ya kaç kişiyle görüştüysem şaşırdım ben dedim muhtemelen ama dedim sanat için giyine giyindiremedik dedim en yani son dedim ki o zaman karakteri değiştirelim çünkü oyuncu bulamıyoruz ee, birçok böyle zorlukları var ama hani e, Müslümanca o, o yapmaya çalışırken bizim bazen sıkıldığımız nokta o kıvamı arttırınca bu sefer yani Müslümanca tiyatro dediğimizde o tiyatronun içerisine serpiştirdim işte tuz biber aslında o işi Müslümanca yapan tadı ama daha Müslümancı olsun diye bir avuç attığımızda bu sefer bambaşka bir tat çıkıyor ortaya. O yüzden hani onun da kıvamının çok iyi belirlenmesi lazım. Yani böyle kimin sözü olduğunu unuttum ama e, mesaj diyor, e, senin filmde mesaj ya da işte bir şey, mesaj diyor çayın içindeki şeker gibi olmalı. Tat vermeli ama ağza kıtır kıtır gelmemeli, rahatsız etmemeli. E, ya bunu o kıvamlı bir şekilde yaptığımızda, çünkü bu işin e, tiyatro yapıyorsunuz, tiyatronun Kodları var yani hani onu mesaja boğduğunuzda bu sefer bir hutbeye dönüşüyor bu. Ay, tamam hutbe istiyorsanız amenna ama tiyatro istiyorsanız bu olmadı. O zaman ona uygun bir iş çıkarmak lazım. Medyada da aynı şekilde. Bizim işte de yani onu tabii gönlümüz istiyor şunu da anlatalım. Bu sefer şey diyoruz, o şeyi boğduk diyoruz. Yani izi onun kıvamını ona göre tekrar revize ediyoruz. O dilin olması lazım kesinlikle ama... Dediğim ki böyle yaptığınızda karşınıza farklı zorluklar çıkıyor ama bir şekilde Rabbimiz sizi biriyle tanıştırıyor. Bizim işlerde çok oldu bu. bir şekilde yol bulup yürüyorsunuz. yani kendi alıcınızı, kendi kitlerinizi oluşturuyorsunuz bu sefer. Peki oyunculara temas ettiniz de buradan bir soru açmak istiyorum ben. Tabii ülkemizde tiyatrocular hala yetişmeye devam ediyor. Müslümanların tiyatroya olan ilgisi, bu değişim, tiyatro oyuncu yetiştirmesi anlamında bir Katkı sundu mu dersiniz? Ne dersiniz bu konuda? Sundu. Yani şöyle şimdi bir iz, oy, izleyici sonra oyuncu oldu. Hani hep şey kaygısını ya ben tiyatro yaparım ama hep e, yoldan çıkma tırnak içinde kaygısı var insanlarda aklı olarak. Çünkü çok kaygan bir alandasınız. Ama hani e, bizi gördüklerinde, yaptığımız işleri gördüğünde mesela biz e, tiyatro külliyende, şimdi iki tiyatro külliyende kulis tiyatro var. Tiyatro külliyenin yaptığı oyunların hep dini motivasyonları var. Gelen oyuncuya şey diyoruz. Namaz kılmıyorsanız bizim de kolay kolay çalışmazsınız. çünkü sürekli duruyoruz işte oyunu bütün hayatı buna göre organize ediyoruz. Hani sizin için zor olur biz de zorlanırız. Bir de anlattığımız mesajı eğer siz yaşamıyorsanız yani ben işte ırkçılıkla ilgili bir oyun yaparken bir ırkçıyla çalışmak istemiyorum. Zaten ırkçılığın kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. E bunu anlatırken de buna e, ters bir hayat yaşayan biriyle bu oyunu doğru bir şekilde mesajını vereceğimi inanmıyorum. O yüzden de böyle insanlar arıyorum. E bu bir anlamda biz bunu söylediğimizde tepki de aldık dedik ki ama böyle yani hani e, bu da bizim tercihimiz bir de buna da saygı duyulmalı. Bu Böyle yaptığımızda bu sefer şeyden moral buluyor bu, bu dünya görüşünde olan ben hem bir yandan dinimi yaşayıp aslında tiyatroda yapabilirim çünkü muazzam bir tebliğ aracı. Yani ömrü hayatınızda yaşayabileceğiniz en güzel tatlar düşünsene biri çıkıp oyundan sonra hem sizi alkışlıyorlar mesainiz alkışla başlıyor alkışla devam ediyor bir yandan da şey yani birilerin hayatına ruhuna dokunuyorsunuz. bir yandan da bununla geçim sağlıyorsunuz. Yani o anlamda yeni oyuncular işte yeni bir şey açıldı. Biz gibi ekiplerin sayısı arttıkça artık insanlar şey şu kriteri koşuyor yani. Bu bu hassasiyetlere sahip olmanız gerekiyor. Çünkü hani Maalesef bu hassasiyetler sahip oyuncu yüzde beşi bulmuyor bile. Onların içinde de arzu ettiğiniz karaktere uygun oyuncu olması lazım o anlamda dediğim gibi yeni bir aslında şey kendi oyuncusunda kendi yetiştiriyor. bu alanda bulunmak istiyor insanlar. benim için gördüğüm kadarıyla son özellikle 10 yılda güzel bir değişim var yani artık. İmatip mezun olup gelip işte tiyatro yapmak isteyen. Biz ailelere şey diyoruz korkmayın diyoruz çocuğunuz daha güzel bir şey yapacak. Yani hani düşünse burada yaptığı oyundan sonra herkese ulaşacak. Yani Allah'ın kelamını anlatacak. Yani bunu örnek olarak da yaşayacak kendi sosyal medyasında. Bu güzel bir şey, güzel bir kazanım. Ee, böyle bir şey kırılma var diyebilirim, müsbet anlamda. Peki dijital medya aktarımı konusunda neler söylersiniz Osman Bey? Ee, kısa bir süremiz kaldı. 5 dakikamız var yaklaşık. Ya tiyatro oyunlarının dijital aktarılması gerçi biraz bir ufak bir cümle söz ettiniz ama evet. biraz daha derinleştirelim istiyorum orayı. Aha. Ben e, genellikle örneklerimi böyle yemek üzerinden veriyorum. Biri dijitali <laughs> sormuş dedim ki ya şey gibi e, videoyu seyretmek oyunun videosunu işte İskender'i soğuk yemek gibidir dedim. <laughs> Şimdi sahneye geldiniz orada coss sesini duyuyorsunuz o yağ kokusu geliyor ötekisine soğuk işte doluf, abi doyuruyor mu doyuruyor. Ama hani lezzet kıvam farkı inanılmaz farklı fakat şöyle bir gerçek var bu dönemde biz Mart'tan beri evimizdeyiz yani çalışmıyoruz çok nadir işler dışında. Yani oyun yoğunluğumuzun belki 20'de 25'te birine düştük çok düştü. E bu sefer bir şekilde hem hayatta kalmak adına madden manen e bunu dijitale taşmamız lazım. Biraz dijitalin kodlarına uygun bir şekilde yaptığımızda e şimdi bir tane denedik. Ziyafet sofrasını yaptık ve bu tuttu. Diğerlerini de hani sadece oyunu beş açıdan çekmek değildi. Artık şey yani izleyici değildi. Kamera var karşımızda. Bunu uygun bir şekilde çekmeyi planlıyoruz. E tabii ister istemez biraz da ee, sinema hikaye yaptığınız iş ee, açılarınız çünkü ona uygun açılar oluyor. Ee, ama olması gereken şey çünkü yeni dönemin yeni şeyin çağın bizine beklediğini bilmiyoruz ama insanlar gelemiyorsa bile bir aplikasyon üzerinden bizim oyunu izlemeleri gerekiyor. Ee, dijitalden de onlara artık ulaşmamız gerektiğini hani şey yaptık. sonuna kadar inandık. Sen çok kabul etmiyorduk. Tiyatro tiyatroda izlenir diyorduk. Sonra işte pandemi şeydi. Dedi, bunu dedik ya orada da izlenir dedi. Tamam dedik. Evet. Peki Osman Bey, son sorum aslında müsaadenizle. Estağfurullah. yetişen gençler var. Eğitim alan gençler var. Yani dini tematik bir tiyatro oyununu sergileme noktasında onlara neler tavsiye edersiniz? Neler öğrenmeliler? neler aktarmalılar? Yani eğer zaten kişinin işte aileden gelen de kendi araştırması dini bir bilgisi varsa ona bizim ekleyeceğimiz bir şey yok ama biz oyuncu olarak yani Şimdi bazen bir hırsız oynayabilirsiniz, bazen manavı, bazen bir öğretmen, şoför. Sürekli bu işin özü gözlem. Yani ben bir ay İngilizce eğitimi aldım e, Galler'de. İngiliz bir ailenin yanında kaldım. Bir ay boyunca onları izledim. Ya dedim bunlar ne yapıyor sabah, ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl tatilleri nasıl, aile içi. Yani bir ayda o kadar çok şey not ettim ki şeyi fark ettim aslında. Gayri ihtiyar yaptığım bir şey. Tiyatrocu olduğunuz için her şeye bakıyorsunuz yani. Kıyafete, ütüye, yerleşmesine, bu alıcı gözle baktıklarında oyunculukları da inanılmaz bir şekilde değişiyor çünkü onu hissediyorlar. Ben bazen oyuncular şey diyorum, bakın diyorum, bu diyorum bir şoför diyorum ama şu diyorum işte minibüs şoförü ya da şahin kullanan bir şoför yani bu detay sizi ...birkaç adım öne geçiyor çünkü izleyiciyi de kendinize daha iyi çekiyorsunuz. E buradaki en büyük espri de işin gözlem boyutu, okuma boyutu. Ben şu pandemide herhalde ömrü hayatımda okumadığım kitabın daha fazlasını okudum diyebilirim. E, okudukça da farklı açılar gördüm, ıskaladığım birçok noktayı gördüm. O yüzden mesela şu an e, oyunlarımızı İngilizce yapıp e, dünya Müslümanları nasıl açarızın derdindeyiz. İşte o yüzden geçen hafta Londra'dan geldim, üç hafta oradaydım. Hani o alıcı göze bakmak bir süre sonra sizin o bakış açınıza değiştiriyor. Belki biraz da okuma yapmalarında fayda var diyebilirim. Son ben çok teşekkür ederim ben katınız için. Yani medya ve din programında biz genelde e işin televizyon, radyo, internet, sosyal medya gibi sinema gibi alanlarını konuşuyoruz. Sizinle beraber tiyatroyu da konuşmuş olduk. Evet. Çok teşekkür ederim ben Ben için. Teşekkür ederim. İnşallah pandemiden sonra da oyunlara bekleriz. İnşallah. İnşallah. Evet bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tiyatro oyunlarında dini mesaj verilip bellemeyeceğini ve bunun etkilerini konuştuk Osman Doğan ile birlikte. Bize soru, görüş ve önerilerinizi medya ve din et Diyanet TV adresinden ulaştırabilirsiniz. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olmak üzere Allah'a emanet olun.